AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın CNN Türk'te darbeci kemalist zihniyeti ortadan kaldırmak için FETÖ ile ittifak yaptık. Sözlerinin ardından istifa etmesini nasıl değerlendirirsiniz? Yani genç olunca herhalde kontrol zor oluyor. Birden coştu filan öyle bir laf etti. Sonra da sen bizi zor duruma soktun, bizi rezil ettin deyip herhalde istifa et dediler. İstifa etti. Ama hani onun olur olmaz böyle konuşması belki partiye zarar vermiş olabilir de sonuçta söylediği bir gerçek yani. Aslında bir gerçeği itiraf etti. Herkes biliyor bu ülkede. Ben bunu mahkemede de söyledim yani. Yani eee bugün adını FETÖ koydukları yapı ile dün adı paralel devletti, PDY idi. Sonra FETÖ oldu. Daha evvelde Fethullah Gülen Hoca Efendi idi. Şimdi o yapı ile hükümet oldu bitti. Beraber miydi değil miydi? Ben bunu mahkemede de söyledim, mahkemede de söyledim. Beraber değil miydi hakim bey dedim. Değildi demedi yani. Diyemedi. Diyemez de zaten. Herkesin bildiği bir gerçek yani. Yani nasıl ki havada ay var. Nasıl ki ay inkar edemeyiz. Güneş inkar edemez. Bu da öyle bir şey yani. Bunu kimse inkar edemiyor ki zaten. Şimdi bu çocuğa niye bu kadar böyle saldırıyorlar? Yani gerçeği söyledi diye. İnşallah o da şunu anlamıştır. Demek ki gerçeği söyleyince adamın kalemini kırıyorlarmış ve medya bilmem ne yardımcısıymış. Yani demek ki bize iftira atanların başkanının yardımcısı. Bizimle uğraşan medya kolunun başkanının yardımcısıymış. Demek ki çok günaha girmiş yani bugüne kadar çok insana iftira atmış. Herhalde şimdi pişmandır. Bu kadar çalıştım, ettim. Bu kadar da insana iftira attım, trollük yaptım, trolleri yönlendirdim. Şuna küfredin, şuna şunu yapın, buna bunu yapın, şunu susturun. Böyle uğraştım, durdum. Sonunda da olacağı buymuş deyip herhalde pişman olmuştur. Dünya boş. Dünya boş. Emre Cemil Ayvalı. Dünya boş. Sonunda hepimiz öleceğiz, toprağa gireceğiz. Bu dünyanın makamı da boş, padişahlığı da boş, dostları da boş. Dost Allah'tır. Allah'tan başka dost yok. İşte olacağı bu. Yani darbeci kemalist zihniyet ile işte güya FETÖ'cüler birbirine kırdırmışlar falan filan. Hadi canım sen de. Yani böyle bir beraberlik olduğu o kısmı doğru. Ama darbeci kemalist zihniyet ile kimi kastediyorsun? Darbeci kemalist zihniyetle FETÖ'cüleri birbirine kırdırmak derken kimi kastediyorsun? Darbeci kemalist, darbeci kemalist kim? Yani iddialara göre Perinçek ekibi değil mi? Ergenekoncular. Bununla itham edilmediler mi? Darbe yapma planları. Dar Kemalistler ve darbeciler şeklinde Bunlara böyle laflar söylenmedi mi? Ergenekon davaları şimdi kapatıldı, üstü örtüldü ama Ergenekon davaları kimle ilgiliydi? Onlarla ilgiliydi. Onları kastediyor herhalde. Darbeci kemalist zihniyetle yani Ergenekoncularla FETÖ'cüleri karşı karşıya getirdik gibi ya da CHP içerisinden olanları mı kastediyor acaba? CHP içindeki darbeci zihniyet onu mu söylemek istiyor? Her neyse de sonuçta şu anda e, Kemalistler yine hakim değil mi? Yani yine sonuçta darbeci Kemalistler hakim vaziyette. Hani kırdırman operasyonu ne olmuş? Demek ki başarısız olmuş yani. Yani FETÖ ile Onları birbirine kırdırmak mı istediniz? Onun için mi ile kol kola olduk diyorsunuz? O zaman demek ki başarılı olmamışsınız yani. Bu hem bir itiraf hem e, yani bir taraftan da bir başarısızlığın da itirafı. Yani güya hedef buydu ama ne oldu? Onlar birbirine kırdırılırken AK Parti güçlenerek mi çıktı aradan? Hayır AK Parti de zayıfladı ve darbeci Kemalist dediğin zihniyet güçlendi. Hani onlar birbirine kırdıracaktınız. AKP bu aradan yükselecekti. Ama öyle olmadı. AKP zayıfladı. Darbeci Kemalist dediğin o zihniyet güçlendi. Demek ki bu işi bilmiyorsunuz.